düşünüyorum ya. Doğru. Böyle bir dakikamız bile gelmiyor ama saçımdaki beyazın sebebi sen olamazsın ya. Kendimiz, önce Evet, kendimiz önce değerliyiz. kendimiz. Doğru diyorsun. O zaman devam ediyoruz. Evet. Subliminal mesajlardan sonra Subliminal mesajlar. Şişli'de bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy'umuzla devam ediyoruz. Tarkan'ın ikinci kez baba olması için bakın ne diyor. Ve Çok güzel. Ajda Pekkan'la küs olan Ersoy yine barışmasıyla ilgili konuşmuş. İzliyoruz. Yok 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 istemem yok tövbeler olsun. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'dan olay sözler. Onun için dedim bazı arkadaşlara iş göndereyim bari. Diva kimlere gönderme yaptı? Bazı arkadaşlara iş göndereyim bari. Megastar Tarkan bombasını nasıl patlattı? Ben bana sormadı yapayım mı yapayım mı bilmiyorum. Bu röportaj kaçmaz. Yıllar sonra Ajda Pekkan'la barışan Bülent Ersoy şok gerçekleri ilk kez açıkladı. Efendim 3,5 milyar lira kendisine. Biletin rengindeki saçları da uyumlu kostümüyle göz dolduran diva yine sahne öncesi ışıl ışıl karşılıyor bizleri. Nuriyelli taş. Evet, Nurella hasta yatağında böyle yatağın ortasına oturdu ve talimatları verdi. Yani ellerine sağlık demekten başka bir şey bulamıyorum. Duayen tabii. Neşesi yerinde olan diva şirinlik üstüne şirinlik yapıyor. Güzelim ama şimdi şu an. Güzelim ama şimdi şu an. Güzelim ama şimdi şu an. Ve söz matineden açılınca Bülent Ersoy yapıyor yine yapacağını. Allah'ın izniyle boş yerim hiç yok. Onun için dedim bazı arkadaşlara iş göndereyim bari. Latifesi tabii hadisenin 2021'in sonuna kadar takvimlerim dolu. Bülent Ersoy'dan Tarkan sorusuna esprili yanıt. Tarkan Bey'le de aranız çok iyi, ikinci çocuğuna sahip olacağı söyleniyor. Siz konuşabildiniz mi? Öyle bir şansınız oldu. Bana sormadı yapayım mı yapayım bilmiyorum. Haberim bile yok. Abla ben yapıyorum falan demedi. İkinci kez baba olacağı konuşulan ve arasının iyi olduğu Tarkan'ı aramadığını söyleyen Bülent Ersoy. Evet doğru. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. İmalı sözleriyle kırıp geçiriyor. Bugünden sonra ararsınız herhalde. Bayağı. İşte yok beni arasın. İkinci çocuğu ben yapıyor. Hazırım yapıyorum diye. Bakayım ben ne diyeceğim. Süperstar ve diva kapışması. Bülent Ersoy 2013'te bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için ödük ve ucube demiş. Süperstar da divaya hakaret davası açmıştı. Allah'ın selamını vermeyi öğrensin. Davetteyiz. Masaya geldi. Ödük. 5 yıl küs kalan ikilinin geçtiğimiz aylarda barıştığı ortaya çıkmıştı. Şok eden itiraf geldi. Barışalı yıllar oldu. Barışalı yıllar oldu. Hanımefendi davasını geri çekti. Efendim 3,5 milyar lira kendisine para vermem lazımdı. Eskinin parasıyla 3,5 milyar diyorum. Onu istemiyorum dedi. Biz çok eski arkadaşız dedi. Mahcup etti beni tabii. Efendi kızdır ya. Görüşüyoruz. Ajda iyi kızdır. Görüşüyoruz. Yok 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 istemem yok tövbeler olsun. Çok keyif yerinde. Evet ya. Maşallah diyoruz Bülent Ersoy'a. Evet yine ortalığı yakmış yıkmış. Çok güzel bir sahne olmuş. Sahne öncesi röportaj da çok güzel olmuş. Tarkan'ın ikinci çocuk yorumu çok güzel. Valla bana sormadı yaparken. O yüzden ben bir şey söyleyeyim. Artık o beni arasın diyor. Doğru söylüyor. Böyle yaptım haberin olsun. Ya
yani artık sen beni ararsın diyor. Bundan sonra sorarsın diyor. Şimdi Ajda Pekkan'la barışmasından ziyade bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hafta sonu bir arka Kamuran Akkor sahnesine gidip Evet 100 bin liralık bir takı vermiş. Bir takı vermiş. Kabul edilmeyince ısrarla al bunu demiş. Ve ne kadar bonkör olduğunu da görüyoruz. Ama benim limon topazı hala yok. Yani. Her gün söylerim. Bugün bir de bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir dakika, bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Küçük bir hatırlat. Çok büyük bir taş taktı geçen yıllarda. 2 yıl oldu değil mi Ece? 2. yıla giriyoruz. Ben de dedim ki bu gerçek mi diyeyim ben bilemem ama dedim hani çok güzel görünüyor falan dedim. Hatta Gülşah Saraçoğlu ile bütün sıkıntılar yaşamıştı bununla ilgili. Arada dedi ki canım dedi. O dedi çok dedi şey iyi bir limon topazıdır dedi. Ama dedi ben onu sana hediye etmek istiyorum. Dedik ben hemen atladım yok biliyorsunuz. Yok gelmedi. 2 yıldır yok ve ben bugün sırf bilmiyordum bak haberiniz olduğunu. Sırf böyle ten farkım olmasın diye her yerime bir şeyler sürdüm bak. Aynen. Kızıyor ya bana. Kızıyor tabii. Evet, direkt yayına bağlanır. Valla söyler. Bir Beren Saat'e kızıyor. Bir de senin makyajla ilgili sıkıntıların olacak. Evet. Şimdi bakıyoruz kendi makyajına. Tabii ki yine saatlerce hazırlanılmış. O ruj olsun, peruk olsun, yani, takılar bu olsun. Kadar uyumlu. Seyircisine bu kadar saygısı olan bir kadın. Yani beyaz saç kime bu kadar yakışabilir ki Ececiğim? Yani gerçekten beyaz mı? Sarı Ajda Pekkan'a çok güzel gidiyor. Evet, ona çok yakışıyor. Platin ama artık. Bildiğim beyaz yani. Evet, bu artık kar beyaz. Beyazı bir saç. Herhalde bu bir tek size yakışırdı Bülent Hanımcığım. Bir pırlanta gibi duruyorsunuz sahnede. Gerçekten öyle. Yalnız ben mi acaba algıda seçicilik yapıyorum? Hani bu ara dışarı çıkmak çok istiyorum. Bir bakıyorum Seda Sayan sahne almış. Her yerde Seda Sayan var. Cumartesi Bülent Seda. Ersoy, Ebru Gündeş. Patlama yaşanıyor. Acaba eğlence sektörü yine hareketlenmeye ve güzelleşmeye mi başladı? Çünkü bir ara çok durgundu. Evet çok haklısın. Ülke olarak yaşadıklarımızdan da. Tabii bu isimler bir de full artı fuller yani paket programlar evet. Artık hiç boş yok. Bazıları da sahne açamıyor, sahneler kapanıyor. Evet öyleler de var tabii. Şimdi Türkiye'de zaten kaç tane değer var ki gidebileceğimiz işte Seda Sayan, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy bunların başında geliyor. Onlara zaten koşa koşa gidersin. Ama diğerleri sahne açamıyor. Yani bence sektörde biraz artık filtre var. Peki ya şimdiki sen alttaki yazıyı okudun mu? Ya oradaki alttaki değil bizim elimizdeki akıştaki altta. Bak Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun yıllar önce çekildikleri iddia edilen flört dönemindeki hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğraflar ortaya çıkmış. Bak ben bunu kaçırdım. Hazırlıyor şu an ekip. Ben bunu kaçırdım. Yani nasıl mesela ben bunu anlamıyorum. Atatürk'ün bir fotoğrafı çıkıyor. Yıllar sonra. Nasıl o kadar saklıyorsun? Hasretle bakıyoruz o fotoğrafı. Ay Allah'ım yani tabii ki bir tutmuyorum. Çok ayrı şeyler ama neden zamanında çıkmıyordu? Yıllar sonra o fotoğraf nereden çıkıyor ya? Kim bunları sakladı? Kim bunları sakladı? Ya da sanatçı mesela bende olsa ben hemen çıkarım. Herkes verir. Bu fotoğraf mı? Ben bunu nereden hatırlıyorum biliyor musun? Kim bu diye vermiştik. Yakalanmışlardı. Hatırladım. Kim bu kim bu? Hatta Nil diye vermiştik. Bizim Nil Özalp zannetmiştik. O eski o kız arkadaş diye. Pınar mıymış? Ama Pınar'ın yüzü daha inceymiş bak. Sanki daha ince geliyor böyle. Şapkayı da takmış. Pınar biliyorsun eskiden Tarkan'ın fanıymış. Evet. Çok sağlıklı değil mi ya evlilik için? Fanın olduğunu biliyorum. Muhteşem. Evet ya. Düşünsene kadın sana hayran zaten. Evet erkek de mesela. Erkek hayranınla evleniyorsun o da sana hayran. Evet. Güzel. Ama sonra o hayranlık ne oluyor evin içine girince ne çıldırabiliyorlar oldu? Mesela. Onu yapma bunu yapma bunu yapma bunu ama sen öyle tanımadın ki. Senin tanıdığın halin o değil ki. Mesela yani. Mesela bir şey başıma gelmedi. Genelde erkekler yapar ama kadınlar mesela. Tarkan'cığım bu saatten sonra sahneyi bırakın evinin erkeği olacaksın demiyordur yani. Ay Tarkan'a kim öyle bir şey diyebilir ya? Yani zaten aklından zoru olmalı. Evet. Yani kendini de mahrum eder Türkiye'deki sanattan. Tabii canım. Öyle söyleyeyim yani. Tabii. Şimdi, çok güzel ya biz meğersem başkası diye vermiştik bu fotoğrafı hatırlıyorum. Bak Tarkan'ın keyfine bak hiç sıkıntılı değil. Evet. Neden yakaladınız ne oluyor bir bakış değil. Bu kadınla evleneceğim. İsterseniz çekin isterseniz yayınlayın bakışı. Rahat yani. Rahat ya. Öyle değil mi? Ya çok güzel. Ya, Allah da nazardan saklasın. Çok güzel bir çift oldu onlar. Ve en hoşuma giden, biz kadınların hoşuna giden kadınların onure edilmesi. Nasıl onure ederler? İşte bize prenses muamelesi yapılınca evde de dışarıda da herkesin içinde de yapılan muamele çok önemlidir. Biz de tabii ki erkeğimizi hayatımızdaki erkeği yücelteceğiz. Onur edeceğiz. Onur edeceğiz. Ama Tarkan gibi bir star sahneye çıkıyor.
Gözlerin içine baka baka diyor. İyi ki seninle evlenmiş. Ya bu muazzam bir şey çok ya. Çok güzeldi bu ya. Muazzam bir şey. Kimse mesela şöyle benim huyum değil. Ben yapamıyorum. Ben edemiyorum. Bal gibi de yapmak zorundasın. Yapacak. Kadınını evet. Her yerde onur etmek zorundasın. Seni seviyorum'u demek bu kadar zor olmamalı. Aynen öyle. Bir seni seviyorum ya. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum. Oh be. Bu kadar. İyi ki hayatımdasın. İyi ki hayatımdasın. Gerçekten sevgimi gösterebildiğim, sevginizi gösterebildiğiniz insanlarla iç içe olmak büyük evet. Şans biliyor musunuz? Ya bu kadar zor olmamalı. Bence sevgiyi de. Gösterebilmek. Hayat bu kadar zor olmamalı. O zaman diyoruz ki